Tartışmalı bir pozisyon var. Bana göre penaltı. Hoca penaltı değil diyor. Hangisi? Beşiktaş'ın lehine penaltı var, eline çarpan. Kısa. Oyunun başında. Evet, oyunun başında. Bir metre vurun. Hayır Sinan, yapmayın. Bak, tamam. Yapmayın. Saygı duyuyorum. Bu benim fikrim. Evet. Hocam değil diyor. Benim fikrim. Onun için bir gün önce sayın avukat. Burada böyle böyle. Şimdi cezalara baktığın zaman bu cezaları PFDK'ya 6 kişilik bir grup var. O şey yapıyor. Tamamıyla cezaları o yönlendiriyor, sevk ediyor. Tamamıyla. Bu 6 kişi yani raporları inceleniyor bu 6 kişi. Ondan dolayı onun için yani verilen karar aşağıdır yukarıdır. O bilmem orada ne kadar küfür edilmiş olmuş falan bile o ayrı. Ben onu bilmem orada olmadı salın için olmadı. Ona bakma. Ben ona bakmam. Ama bir gün önce Beşiktaş'ın da hakkı yenilmiş. Ama sen diyorsun ki Beşiktaş seviliyor. Hayır hocam. Sen 10 kişi kalmış olan bir takımı yenemiyorsun. Antrenörlük hataları yapıyorsun. Ve iyi de oynadın. Çok da diri oynadın bir maçta. Bak diri de oynadın, iyi de oynadın maçta. Onun için sen burada arkadaşlar artık teknik direktörlerin rakip hocalarla ilgili, bu Şenol Güneş'le dahil rakip takımlarla ilgili konuşmalarına gerek yok abi. Bu sen yani avukat kendi hatanı örtme. Bak Aziz Yıldırım yönetim seni seviyor. Önümüzdeki sezon kal diyorlar. Bu kulüpte kal, sana teklif yapıyorlar. Baba kal ama tamam da yani sen şimdi Beşiktaş kayrılıyor. Bilmem Galatasaray'a kayırılıyor işte falan filan diye orada hatanı ararsan sen kendi yapmış olduğun hataları es geçersin sevgili hocam. Bakın hakem hatası %100'dür. Aşikar doğru. Fenerbahçe'nin aleyhine hatalar hakem hataları oluyordur. Bu sene biraz fazladır. Bunda da seninle hemfikirim. Ama Beşiktaş kayırılıyor falan değil. Beşiktaş'ın kayırılma falan böyle bir durumu olduğunu düşünmüyorum. Ha kayırılıyorsa MHK'nin oradaki PFDK'da oradaki kalkıp da yani federasyon başkanı mı diyor ki kardeşim Fenerbahçe şunu verin bunu verin böylece öyle şey olur mu? Orada her grubun adamı var. Her grubun adamı var. Ben buradan yine söylüyorum. Abacığım pardon. Ben buradan yine söylüyorum. Yeni sezonda eğer Kulüpler Birliği Sunsun Futbol Federasyonu'na beraber bütün kurulları, bütün kulüpler kendileri seçsinler. Yani PFDK grubunu da, tahkim grubunu da, ne bileyim MHK'yi de, MHK başkanını da. Kitap, hocam bunu yasını çıkaracaklar, bunu kanunu çıkaracaklar. Fark et sen çıkartabilirsin. Hayır, FIFA'ya. Hayır hocam, ya bu belli olmayacak ki. Şu isim olarak. Hayır. Şimdi sen bir dakika. Hayır hocam sen şimdi avukatsın. Şimdi bir dakika. Senin FIFA ile ne alakan var senin MHK başkanı olmanda? Hayır, benim bir MHK başkanını. Evet. Kulüpler seçemez. Seçme değil. Hem fikir olmaktır. Sunulur. Ama federasyon başkanı atamak zorunda. Ha, herhalde hocam tamam. Zaten federasyon başkanı tamam. Şey. Federasyon başkanı tamam. Ahmet Çakır yapılacak. Kulüplere sunulacak. Veya Abdülkerim Durmaz sunulacak. Aa diyecekler ki abi veya Rasim hangisinde karar kılalım? Bunda karar kılalım. Ha gel bakalım. Profesör Disiplin Kurulu Başkanı. Bu isim. Hangisinde karar kılalım? Bu. Kurulsun, rahatlasın. Türk futbolda rahatlar. Bu insanlar istedik. Çünkü PFDK dediğin yerde her takımdan var. Fenerli de var, Galatasaraylı var, Beşiktaş Trabzonlu da var. Hocam ortak veriliyor yalnız maddeye Sinan, göre. Sinan, Beşiktaş Fenerbahçe maçından sonra verilen cezalar. Relatif olarak çok haklı. Hangisi mesela hocam? Söylüyorum. Az mı diyorsun? Bir maç sağ kapatma. Mantıklı. Tamam. Tamam. Şenol Güneş. Bir maç. O da mantıklı. Tamam. Aslında bir maçtan fazla saha kapatma da olabilir. Hem tamam. Sahaya seyirci ben giriyor sure. Hem de Hasan Çetinkaya'nın kafası yarılıyor. Evet. Bence iki maç. 1-2 okey. Ama en büyük haksızlık şu. Oyunlar atıldıktan haksız atılan. Daha sonra haklı atılan ama Van Persie'nin atılmaması durumunu söylüyorum. Artı sonra Van Persie'ye saldıran. Sonra sahte akreditasyon kartıyla sahaya giren bir oyuncuya 4 maç veriyorsun. Van Persie'ye 3 maç veriyorsun. Sonra 2-2 oldu ama. O başka, o beni ilgilendirmez. 2 başka bir kurulun indirdiği bir şey. Ceza kurulu 4-3 kabul edilemez. Kabul edilemez. Öyle. Evet. Garip kabul garip. Edilemez. Van Persie'ye verilecek olan ben bir de, maçtır. Tosic'e verilecek olan 2 maçtır. Ya 3 maçtır 2+1 saldırısından dolayı ya da ki bana göre o doğru değil. Sahte akreditasyon işi var. Oradan da çok ciddi bir ceza gelmesi lazım. Girmez. Ertemciğim, yani beğenmedim cezaları. Ertemciğim, ben bu programda milyonlarca Fenerbahçeli'nin sesi olmaya gayret ediyorum. Ama haddimi aşmadan, diğer takımlara da saldırmadan, hakaret etmeden. Adalet. Dolayısıyla hafta boyunca Fenerbahçeli büyük taraftarlar, büyük kesimi bu federasyondan ve kurullarından korkunç şekilde şikayetçiler.
Ben de bunu. Öyle ki Beşiktaş'ın logosunu federasyonun logosuyla birleştirip bir logo yaptılar. Onu ben Beşiktaşlıların timeline'larında profil fotoğrafı yaptılar. O fotoğraf da gelecek ben şimdi. Ben o konularla ilgilenmiyorum. Çünkü hatta teşekkür etti Beşiktaşlar Fenerbahçe'ye. Ben hiçbir kulübe karşı yani hiçbir kulübün logo yenilemeleri için hiçbir kulübün aleyhinde konuşmak istemiyorum. Ben Fenerbahçeli dostlarımın, renktaşlarımın logo da bu. Ben o taraftarlar birbirleriyle böyle şeyler yaparlar ederler bilmem. Ben yalnız Fenerbahçelilerin burada dile getirdiğini, ben de aynı görüşteyim. Bu işi dile getirmek istiyorum. Bu federasyon ve kurullarındaki MHK ve PFDK'daki kurullardaki Fenerbahçelilere sesleniyorlar. Ben de sesleniyorum. Hala orada görev yapıyorsanız siz de onlarla ortaksınızdır kardeşim. Tunu Akın diye bir kardeşimiz var, hiç tanımam. İzmen istifa etmiş bu çağrı üzerine. Taraftarın bu çağrısının üzerine. Diğer Fenerbahçeliler, siz daha ne içiniz federasyonda? Neyin görevini yapıyorsunuz? Bir senedir doğranan, hatta iki senedir doğranan bir kulübünüz var. Orada görev yapıyorsunuz. Neye karşılık orada görev yapıyorsunuz? Bırakın kardeşim, bütün kurullarda bir tane Fenerli olmasın. Orada duruyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Bu arada Fenerbahçe'ye da düşmanlık yapanlara katkı sunuyorsunuz. Kimseniz? Tunu Akın'ı da tebrik ediyorum, istifa etmiş. Durmayın kardeşim. Futbol Federasyonu'nda bir tane Fenerli yönetici olmasın. Zaten yapacaklarını yapıyorlar. Bari siz alet olmayın ya. Çekilin, gene daha fazlasını yapsınlar. Daha fazla ne yaparlar ki? Ancak kulübü kapatırlar. Yok ya. Allah Allah. Mahmut Uslu da sizin gibi düşündü. Türkiye Futbol Federasyonu'nda görev yapan, kendini Fenerbahçeli hisseden herkes istifa etmelidir. Evet. Hemen. Neden? Bu kadar hakkı yenerken ben 55 yaşındayım. Kendimde oynadım. Kendimden önce de Cemil abileri seyrettim. Fenerbahçe bu 2 yıldır 3 yıldır uğradığı hakem hatalarına 55 yıldır uğramamıştır. Uğradık dönemler olmuştur. Bu kadar aleni değil artık. Her şey artık çok aleni yapılıyor. Bu kadar aleni olamaz. Kör gözün parmağına sokar gibi. Biraz dediği gibi Ahmet Hoca dün çok güzel bir tweet atmış. Azıcık Fenerbahçe yarışa girmek istedi Bursa'da. Evet. Azıcık bunu da hak etti. Bursa'yı biz yensek ben iddia ediyorum yine Fener şampiyon olamaz bu sene. Evet. Biz iyi oynamıyoruz. Biz kendimize batırıyoruz çuvaldızı da. Ertem, evet. Biz de iyi oyna, şampiyon hak edecek oyun oynamıyoruz. Ama azıcık ümitlenecek 25 milyon insan. Ümidini bile elinden alıyorlar. Dakika 89'da. Olmaz bu ya. Vallahi olmaz ya. Ya olacak şey değil. Evet, avukatın ikinci bölümü gelsin. Bu arada estağfurullah. Ben 25 milyon Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ın logosunu bir görelim. Sevgili seyirciler, tekrar diyorum, hafta içerisinde Fenerbahçeli taraftarlar, Fenerbahçeli bir taraftar grubu Beşiktaş'ın Futbol Federasyonu'yla ve kurullarıyla yakınlığından dolayı, onlara göre yakınlığından dolayı böyle Türkiye Futbol Federasyonu'nun logosunu bu hale getirdiler. Bir görelim, federasyonun logosunu da bir görelim. Yıllarca Apo'da futbolcuydu. Şerefli ben o zaman şerefli ikincilikte de çok oldum. Tabii. Yıllarca Beşiktaş'ın hakkı yendi. Evet. Yıllarca Beşiktaş'a neler yapıldı, neler yapıldı. Yani keşke inanabilsem, yani Apo'nun dediği gibi inanabilsem ki Fenerbahçe'nin evet hakkı yenilmiştir, ayrı ya bir şey ama. Ben söylüyorum, ben başka takıma söylemiyorum bak. Ben başka takıma kıyak yapıyor demiyorum. Fener'e düşmanlık yapılıyor diyorum. Ben Beşiktaş'ın yıllarca Beşiktaş'ın hakkı yenilmiştir. Totale vur. Olabilir. Son 15 seneye bakarsan Trabzon daha çoktur belki son dönemlerde. Ama Beşiktaş'ın da yıllarca neler olmuştur, hem de neler olmuştur Beşiktaş'ın. Yani şu dönemde Beşiktaş'a bir nebze belki faydası oluyorsa veya katkı sağlanıyor mu bilmiyorum. Arada sırada belki Beşiktaş'ın yeni hakem atılacaklar ama daha 14 maç var, bekleyelim. Görelim. Tabii. Bakalım. Öyle bir algı operasyonu yapıldı ki bakın bu avukatın açıklaması da öyle enteresan. İşte Karabük'te başladı. İnşallah devam etmez. İnşallah devam etmez. Karabük'te hafif bir algının başlangıcı oldu. İnşallah ya, devam etmez. Oldu. Karabük'te Korezmi oyundan atılmadı, dua edin. Offside'den gol yedin hocam. 30 santim offside başka bir şeydir Sinan. Ama 30 santim o efsantene bir olaydı. Penaltı sana göre penaltı. Hayır öyle penaltı olmaz Sinan. Gözünü seveyim. Bir metreden vuruyor adamın eline ya. Bu yanda eli ya. Hocam veriliyor böyle penaltı. O penaltı değil. Çok verildi ama ya. O penaltı değil. Sinan da burada Beşiktaş'a uğradığı mağduriyetleri anlatıyor değil mi? Sinan da burada Beşiktaş'ın uğradığı mağduriyetleri anlatıyor. Ben de kimseye bir şey söylemiyorum. Ben sadece bu kurulların, Futbol Federasyonu'nun ve kurullarının bir de Türkiye'de bak garip şeyler oluyor Sinan, eskiden böyle şey olmazdı. Fenerbahçe Bursa Spor maçı oynanıyor dün. Şampiyonluk maçı değil, bir şey değil, değil mi? İlk yarı Fenerbahçe Saraçoğlu'nda Bursa Fener maçı kaç bitti? Bursa Spor yendi 1-0. Bursa Spor yendi bizi, öyle değil mi? Doğru. Ne sahaya kimse atladı, öyle değil mi?
Ne Bursa Spor'a abi, bir saldırı. Abi ayaklama işi nedir ya? Nedir? Ama, bu rezillik ama ya. Ama hem Fener maçı ne oluyor? Abi rezillik abi, ya. Fener, bak dün maç başlamadan sahaya. Hocam Volkan'ın Bursa Spor'la ne işi var? Sahaya paralar yağıyor. Korner atamıyor Alper. Yani bunu izah etmek lazım çok hocam. Basit. Neden oluyor çok hocam? Basit, bu? Çok basit. Bu, yani, Türkiye'de. Seninle bir işi yok. Hayır adamın. Türkiye'de Fenerbahçe dışında. Hiçbir seyirci topluluğu Volkan'ı sevmiyor. Hocam, hatta nefret ediyor. Hocam sevmeyebilirsin. Hocam nefret ediyor. Hocam, hocam bu ne biliyor musun? Hocam sana yapar. Volkan Şener'e yapıyor hocam. Bu ne demek biliyor musun hocam? Yani biz, olur mu hocam böyle bir hocam, şey? Hocam yani? Biz sana bir televizyon programı yapıyoruz. Bir konuk çağırıyoruz buraya. Tartışma yapalım diyoruz. Gel diyoruz. Ama burada bir seyircili. Buradan bir seyirci geliyor. Bu konuğa saldırıyor. Bu böyle bir şey. Yani böyle hani sen kardeşim Bursa. Beşiktaş, senin misafirin Fenerbahçe. Olur mu öyle şey abi? Sen bu futbolcularını korumak zorundasın. Ben dün aynısını söyledim o avukat arkadaşa. Dedim ki kardeş, sen bunu Fenerbahçe'nin yönetici çekip düşün, yanında bir futbolcu düşün dedim. Aynen öyle. Biz çok burada aynı şeyleri sordum. Söyleyeceğiz dedim. Kimseyi mahkeme falan değil. Sonra söylemediğimiz zaman senin as başkanların, bilmem başkanların bizi aradılar kaç haftalar önce. Hakemler bizi parçalıyor. Aman niye dile getirmiyorsunuz diye. Ama biz sözcü olmaya çalışıyoruz. Biz herkesin burada sözcüsü oluyoruz. Onun için şimdi sen futbolcuyu, sana gelen futbol takımını, misafirini koruyamıyorsan, sonra onu övüyorsan burada sıkıntı vardır dedik, demek istedik biz bu arkadaşa. Bu hepsi için geçerli. Biz Beşiktaş'ta sahaya atlayan taraftar için de aynısını söyledik Beşiktaş çocuk için. Yanlış. Bunları tavsiye etmeyin ve Beşiktaş kulübünü de eşrif etti. Ve bunun yanlış olduğunu da söyledi. Kartını da iptal etti. Yani böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar ya? Biz bunları översek, suçluyu, bu holiganizmi desteklersek... Tabii kesin. Bu sonunda ama Fener'in Bursa maçı... Ha holiganizmi bakın. Fener'in Bursa maçı penaltı değil, herkes penaltı demiyor. Ha holiganizmi destekliyorsun, türbün holiganizmi destekliyorsun. Tabii canım. Ha da terör olaylarını övüyorsun. Hemen hemen aynı, başka bir şey değil. Zaten bıkmışız törlerden. Zaten sertlikten, kavgadan bıkmışız, etmişiz kardeşim. Bir de sen tribünde, yani insanların huzur ya, bulduğu, bölüyorlar ya. İnsanların huzur bulduğu, keyif aldığı bir şey vardı. Futbol, onu da aldık elimizden. Allah belasını versin. Böyle bir şey var mı ya? Onun da zevki yok. Ne futbol var, ne doğrusu bir seyirci var. Maalesef. Hiçbir şey yok. Bir de futbolculara saldırı var. Allah belasını versin. En ağır cezalar verilsin. Ama biz bunu översek, İnsanlar bunu överse, taraftarlardan korkarlarsa, bakın bugün Bursa'ya, yarın Bursa Spor'un başına gelirse burada dile getirmeyiz. Ağzımızı açmayız, savunmayız ama. O zaman ha Ertem. Aynen ama hayır, biz yaparız. Aynen öylesine. İdarecilere bağlamayız. Camialar bizim için önemlidir. Bravo. Kim yanlış yapıyorsa karşısında bravo, sonuna kadar dururuz. Sinan, biz burada koştu, koruyucuyuz. Biz burada koruyucuyuz. Çok güzel koştu. Futbolu, bravo. Biz futbolu istiyoruz ki kardeşim, İmza. Bu holiganizmi... Bir bitirelim. Palalı vardı, Palalı Bursa'da. Pala çekti. 5 maç mı ne aldı? Sonra bir bakan girdi devreye. Bursa'nın borç şeylerini sildiler, cezasını kaldırdılar. Yani bunlar siyasetçiler tamam mı? Bunlar doğru. Ben yıllar değil. Evvel hiç unutmuyorum. Yıldırım Demirören Futbol Federasyonu, pardon, Beşiktaş futbol sorumlusu, bir ilimizde dolaşıyoruz. Yürüyoruz. Sabahleyin kalkmış derken yürüyoruz Yıldırım Başkan'la. Sonra bir emniyete girdi kapı. Emniyet müdürü, polisler gördü, emniyet müdürü makamına gelirken Yıldırım Başkan da bizi davet etti. Gidiyoruz falan. Ne dedi biliyor musun? Dedim ki türbin olayları falan. Ya dedi ki, bakın dedi, bir olay oluyor dedi. Evet, hemen milletvekilleri arıyor dedi. Hemen bakan varsa bu ilahe ait bakan arıyor dedi. Adamı çıkarıyorlar hemen dedi. Abi bu işler böyle olmaz. Bravo. Bu işler böyle olmaz. Bu işler, bu siyasetçi o bir ne ama neymiş? Adalet. Halkımız işte şey evet, benim o öğrene şeyim. Yok böyle bir şey abi. Sonra sen suçlu oluyorsun programda. Şey, hayır. Türkiye'de biz, 20-21 yıldır bu işi yapan adam biz suçlu sonuna oluyor. Kadar adamı ben sonuna, bir anda... Adam ayrı bir şey. O arkadaşa bir şey, bak ben hiç kimseyle ilgili bir şey söylemem. Kimseyle diyaloğa da girmem. Bağladık, bağlandık. Yok yok, sahaya atlayanı diyorum. Sahaya atlayan kahraman versen, oluyor. Yarın, programı yapan suçlu şimdi oluyor. Şimdi bakın. Şimdi Volkan Şen'e evet, o çocuk vurmuş olsaydı, Bursa'nın yazık değil mi 4 maç kapansa, 3 puanı silinse veya bir şey olsa neyse, yazık günah değil mi? He? Hayır abi, bu sebep ne, ben bunu anlamıyorum. Bu kim yani. Ne? Sebep evet, ne yani? Sana 20 milyon euro kazandırmış. Sebep ne? Fernando, Şener. Volkan Şen'den 2 kere para kazandım bir de biliyor musun Apo? Evet, Trabzon'a uzattım bunu değil mi? 2 kere kazandım Volkan'dan. Bir de Sinan abi. Bu çocuk Bursa'nın çocuğu. Şampiyon Volkan yaptı. Sinan abi sana bir fıkra anlatayım mı? Çok küçük. Çok kısa. Ama gülmek, çok güleceksin. Gülmem ben. Dur. Fıkralara gülmem. Siz nasıl yanlı program yapıyorsunuz? Fıkra mı bu ya?
siz tarafsızlığını yitirmişsiniz. Ne Fenerbahçe düşmanısınız. Dinle. Bursa Spor'un avukatını sahaya atlayan holiganı korumasını ve o avukatın neden hiç konuşmuyorsunuz iki gündür? Baba neler yeni mi uyandı? Ne ismini söylesene. Engelledim. Ha ismini söyle de onu deşifre edelim. Şuraya yalnızlı olarak Bursa Spor'un avukatının sahaya atlayan holiganı korumasını ve o avukatı neden konuşmuyorsunuz? Onun haftanın... Baba ismi ne? Söyle, adını söyle. Özkan. Özkan'cığım. Ceyranlar mı kesikti yeni mi geldi? İki gündür evde. Sen de ceyran mı kesikti? Yani sen de demiyorum, kafanda demiyorum. Yani evde ceyranlar mı kesikti? Yeni mi açtın televizyonu? Dünden beri neler konuşuyoruz? Ortalık yangın yerine dönmüş. Sen ne diyorsun? Fenerbahçe'nin penaltısı verilme dedik. Onların yanlış olduğunu söyledik. Bilmem ne söyledik. Abi kimseye yaranamıyorsun. Ülkede bir %25 var. Onunla ilgili iyi konuştuğun zaman, onunla ilgili iyi değil. Onun haklı olduğunu söylediğin zaman bir %75 var küfür eden. Bu devran böyle dönecek gidecek. İnsan gibi olmayı, insan gibi yaşamayı, insan gibi maç seyretmeyi, adam gibi insana saygı duyduğumuz zaman belki adam oluruz. Belki bizi yani insan sayarlar. Daha ağır konuşurum da biraz siyasete kaçar, onun için konuşmak istemiyorum hadi. Uyku evet sevgili seyirciler, program bugün de burada yoruldum. Bitti. Diyebiliriz. Sinan abi birazdan selam faslındayken fotoğraflar ekranda devam edecek. Tweetler bir saniye bir bitireyim, özür diliyorum. Tweetler ekranda devam edecek. Fotoğraflarınız devam edecek sevgili seyirciler. Yeri gelmişken belirteyim. Buyurun bugün Sultan Gazi'deydik sevgili Müller. Şimdi bir panelde, bir alışveriş merkezinde. Selamlar Sultan Gazi. Oranın halkına, vatandaşlarımıza saygılar, sevgiler. Sultan Gazi Spor'a da başarılar. Çok güzel sohbet ettik. Başarılar. Acaba yollarda falan mı hasta oldum ben? Başarılar diliyorum. Bana müsaade, iyi akşamlar. Ben buradan İbrahim Seten'e, İbrahim abiye selamlarımı gönderiyorum. Bip Spor'u takip edin arkadaşlar. Bip Spor İbrahim Seten yönetiminde. Muhakkak surette Bip Spor'u takip ediniz. Ertan'cı şu Rikering'in görüntüsünü koyayım. Rikering'in. O Rikering'in bir fotoğrafını görelim bir. Fuat Turgut kardeşime buradan çok teşekkür ediyorum. Selamlarımı gönderiyorum Fuat Turgut'a sosyal medyadan. Beni bir gösterir misin? Beni bir gösterir misin? Sevgili seyirciler, Sinan abinin Instagram adresi Sinan Engin. Benim Ertem Şener. Beni bir gösterir misin? Sinan abiye yorumlarınızı bekliyor, açıyor şu anda. Benim de Ertem Şener Instagram adresim. Bu arada golbien.com'u takip edebilirsiniz. Futbol adına ne varsa hepsini izleyebilirsiniz oradan, golbien.com'dan. Çarşamba günü zaten. Yarın akşam 23'te beraberiz. Kıbrıs'a geleceğim. Cem Türegün, sen bir markasın. Çarşamba günü beraber Dinçer Azapan'la geliyoruz. Fotoğrafları verin arkadaşlar. Manisa'ya buradan ablamıza, annesi Cem Türegün'ün, Ayfer Türegün'ün doğum gününü kutluyorum. Ayfer abla doğum günün kutlu olsun. Saygılar, hayırlı akşamlar. Dinçer Azapan'ın yayınına bağlanayım ben hemen, yayında çünkü. Tinancığım, ben de iki tane selamım var, onları söyleyeyim. Sen gidiyor musun? Aa sen bugün selam yapmıyor musun? Ertem'cim ben iki tane selam söylemem programı lazım. Programı sen kapat o zaman, olur mu? Tamam. Tamam. Direkt programı. Sinan abinin Instagram adresi Sinan Engin. Benim Ertem Şener. Programı Abdülkerim ben abinin Abdülkerim Durmaz. Ertem Şener'den takip edebilirsiniz Instagram. Berlinci. Berlinli meşhur kebapçı. Berlinli. Meşhur kebapçı Mehmet. Evet. Okan ve Tuğba'ya tekrar selamlar. Leicester'dan Okan ve Tuğba'ya. Doğa'ya selamlar, Doğa Setelevi arkadaşlarına. Evet. Berlinli Okan Çağ'dan. Gidin. Ve Tuğba Kahvesi. Sevgili seyirciler. Berlinli meşhur kebapçı Mehmet. Programımız burada bitmişti. Berlinli meşhur kebapçı Mehmet kardeşime selam söylüyorum. Ayrıca benim evimin hemen yanında Şişli'de Mis Fırın çalışanları bütün emekçi kardeşlerime selamlar söylüyorum. Yarın erkenden mis gibi fırınıza geleceğim. Ekmeklerimizi hazırlayın. Simitlerimizi harikasınız. Bravo. Tebrik ediyorum hepinizi. Mis Fırın çalışanlarına selamlarımı, saygılarımı söylüyorum. Fatma Bilgili'ye, Sinan'dan selamlar gönderiyorum. Golbien.com çalışanlara selamlar söylüyorum. Aybüke Akel. Sinan'dan Aybüke Akel'e selamlar iletiyorum. Golbien.com çalışanlarına buradan selamlar. Beyaz Futbol'dan saygılar söylüyorum. Veli Kızılkaya, Kütahyalı Veli Kızılkaya ve eniştesine selamlar yolluyorum. Ve Batman Petrol Spor Teknik Direktörü Mustafa Ceviz ve yardımcısı Orhan Altay kardeşlerime saygılar, selamlar, başarılarınızın devamını diliyorum. Ve semtim Karagümrük bugün çok önemli bir deplasmanda. Ligin en güçlü ekiplerinden biri Kocaeli'den bir puanla döndüler. Altın bir puandı. Karagümrük Spor Kulübü'nü kutluyorum. Kendilerine selamlar. Büyük Başkan Cengiz Günaydın'a selamlarımı yolluyorum. Ayrıca bütün beyaz futbol izleyenlerine, tarafları hiç önemli değil. Fenerlisi, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon, Bursalı, Kayserili, bütün Türkiye'ye
selamlar. Yarın 23'lerin futbolda buradayız. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.